Ulusal Mavi Bayrak Töreni Ayvalık'ta sahiplerini buldu. Türçev, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde Paşa Limanı plajında düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Töreni'nde en iyi çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinliklerinde gösterdikleri başarılı performans ve kriterlere uygunlukları nedeniyle Antalya Büyükşehir, Ayvalık, Muratpaşa, Fethiye, Kuşadası ve Alanya belediyeleriyle Kristal Hotels, Lara Barut Collection Hotel, DBTH Bay Hilton Bodrum Işıl Club Resort, DeMarin Göcek ve Milta Bodrum Marina'ya ödülleri verildi. Törende, Ayvalık Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konukları kapıda müzik eşliğinde karşıladı. Vınsurf öğrencilerinin denizde yaptıkları gösteride konuklar tarafından ilgiyle izlendi. Balıkesir ilinin 36 mavi bayrak sahibi olduğunu, yarısına yakın mavi bayrağının Ayvalık'ta bulunduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ayvalık bizim için ayrı bir güzel, ayrı biz özel." En fazla turistik yatak kapasitesi Ayvalık'ta bulunuyor. Emeklerinden dolayı Ayvalık Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise konuşmasında, çevre sorunlarına değinerek musilaj ile mücadele konusunda Marmara ve Balıkesir'de son derece önemli adımlar atıldığını ve kalıcı olarak gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı hemşehrileri adına çok mutlu olduğunu söyledi. Ayvalık'ın Balıkesir'de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe olduğunu dile getiren Başkan Ergin, bu yıl ilk kez, Mavi Bayrak, dalgalanan Cunda Arka Deniz Plajı ile Altınova Kum Adası Plajı'nın onur belgelerini almanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz yılda, Duba, Kapri ve Paşa Limanı plajlarının Mavi Bayrak almasıyla birlikte, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne ait Mavi Bayraklı Plaj sayımız 5'e, Ayvalık genelinde Mavi Bayraklı Plaj sayısı ve marinalarla birlikte 17'ye yükseldi, dedi göreve geldiği iki yıllık süre içinde belediyeye ait plajlarda, Mavi Bayrak, sayısını birden beşe çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Ergin, bize emanet edilen Mavi Bayraklara sahip çıkmak ve korumak en önemli görevimiz. Çünkü Mavi Bayrak almak, kriterleri yerine getirmek o kadar kolay değil ama kaybetmek çok kolay, bunun bilincindeyiz. Bizde işletme ve iştiraklerimizin denetiminde, işletmesinde olan mavi bayraklı plajlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz, koruyoruz, kontrol ediyoruz, denetliyoruz, ölçümleri ihmal etmiyoruz. Dedi. Belediyeler olarak iç denizde alınmış olan mavi bayrakların uzun vadede devam edebilmesi için, iç denize olan kaçak akıntıların ve altyapı sorununun çözümünün de çok önemli olduğunu kaydeden Ergin, şöyle devam etti, bunların da çok sıkı takipçisiyiz. Burada bizlere olduğu kadar anne ve babalara, ailelere, okullara, sivil toplum örgütlerine de çok iş düşüyor. Çevre bilinci oluşturmak, bu bilinci yaşama geçirmek için ilgili her kişi ve kurumlarla işbirliğinden yanayız. Biz Ayvalıklılar olarak denizin mavisini, mavi bayrağı çok seviyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Ayvalık, Altınova, Cunda, Sarımsaklı'daki tüm plajlarımızda mavi bayrağı dalgalandırmak. Mavi bayrak, mavi deniz, Ayvalık'ta tüm kıyılarımız tertemiz. Eğitim önemli. Mavi bayrağı almanın zor, kaybetmenin ise çok kolay olduğunu dile getiren Türkçev Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, bunun için sürekli çalışmanın, çevre ve sürdürülebilir turizm eğitimini en başa koymanın gerekli olduğunu vurguladı. Epikmen, bu nedenle Mavi Bayrak Ödülü alan plaj, marina, yat ve turizm teknelerinin yanında salgın döneminde dahi çevre eğitimi ve bilinçlendirmeye önem veren, sürdürülebilir bir yaşam için emek veren ve en iyi örnekleri sergileyen en iyi çevre eğitim etkinlikleri ödülünü alanları çabaları için kutluyorum," diye konuştu. Teşekkür plaketleri verildi. Konuşmaların ardından 2021 yılında ülkemizde otel marina, yat ve turizm teknelerinde dalgalanacak, mavi bayraklı tesisleri temsilen, mavi bayrak alan tesisler adına göndere mavi bayrak çekildi. Törene ev sahipliği yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a teşekkür plaketi verildi.